Arkadaşlar merhabalar. Bugün Müzik Odam'ın bu 5. bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir zaman oldu biliyorum. 4. bölümü ne zaman yayınladığımı hatırlamıyorum bile. Herhalde bir 2 ay falan olmuştur en az. Tabii bu korona döneminde her şey çok değişken. Moralimiz bir gün yüksek, bir gün düşük, bir gün sağlıklıyız, bir gün hastayız. Başımıza neyin geldiğini, neyin geleceğini pek kestiremiyoruz. Benim de öyle bir hastalık dönemim oldu. Umarım sizler hepiniz sağlık ve afiyettesinizdir. Ondan dolayı biraz ara verdim. İşin doğrusu pek moralim de yoktu yani. İşte Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman ölen insanları görüyoruz, ölen çocukları görüyoruz. Onunla birlikte birçok insanın adaletsizlik kurban olmaları, zulüm kurban olmaları. Bizde de tabii yani müzik yapalım, kayıt yapalım falan. Bu heyecanı, bu motivasyonu emin olun yiyor bitiriyor yani. Ama tabii hayat devam ediyor. Sanat paylaşmak lazım, sanat üretmek lazım. Olabildiğince kendi şarkılarımı falan da yapmaya çalışıyorum. En yakın zamanda onları da sizlerle paylaşacağım zaten. Bugün güzel bir grup yorum şarkısıyla başlamak istiyorum. Özlem ismi ama birçok insan onu Alev Gözlü Yar olarak tanır, hatırlar. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar diyeceğim. Dayanırım her şeye ben, şu yokluğun olmasaydı sitem etmezdim geceye, sesin bende kalmasaydı. Sitem etmezdim geceye, sesin bende kalmasaydı. Pencereme bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar. Pencereme bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine seni her düşündüğümde yağmur yağar, toprak kokar. Çocuk gibi umut umut yanağımda güller açar. Çocuk gibi umut umut yanağımda güller açar. Pencereme bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar. Pencereme bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine kalma sakın gecelerde, sabah şarkıları söyle. Biter elbet tüm acılar, ilk gün ışığını bekle.
biter elbet tüm acılar. İlk gün ışığını bekle. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu, alev gözlü yar. Pencerene bak, bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu, alev gözlü. Evet, ben ilkokuldayken, bundan belki 30 yıl önce, Türkçe öğretmenim benim hatıra defterime çok güzel bir şey yazdı. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu benim hafızama çocukluğumdan beri kazınmış iki cümle, iki mısraydı. Bunun Nazım Hikmet'in bir şiiri olduğunu sonraki zamanlarda fark ettik tabii büyüdükçe. Ve Ruhi Su'yu geçenlerde andık. Ruhi Su'nun da bunu bestelediğini, adının Suhari'nin türküsü olduğunu öğrenmiş oldum. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Benim çok hoşuma gitti. Umarım beğenirsiniz. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Kapansın el kapıları ve bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Evet, daha önceki yayınlarımda şey demiştim birkaç defa, işte sorularınız, istekleriniz, yorumlarınız olursa bunları paylaşabilirsiniz benimle diye. Çok sıkı takipçilerimden bir arkadaşım, şimdi ismini hatırlayamadım, bir türküyü istemişti benden. Hatta birkaç defa yazdı bunu. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Onu deneyeceğim. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı. Dura dura bir sel oldu erenler,
bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler. Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı? Mazlumun sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören gözler nasıl dayana, nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru sana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş kuru sana. Yiğit muhtaç olmuş kuru sana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Mahzuni şerifim, dindir acını, dindir acını. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Pir sultanlar gibi dar acını. Pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı? Pir sultanlar gibi dar acını. Pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız, istekleriniz, yorumlarınız varsa çekinmeden yazabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan Suvari Öztürk olarak bulabilirsiniz. Ve dileyen arkadaşlar kanalıma abone olabilirler.
Bir sonraki bölümü ne zaman yaparım, sizinle paylaşırım? Emin olun bilmiyorum. Ciddi bir yoğunluğum var. 4 şarkı üzerinde çalışıyorum. Buna paralel olarak işte bir albüm projemiz var. Onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde işte bir Kürtçe şarkı yapıyorum. Onu sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de hapishanelerde büyüyen çocuklar ve bebekler için Progeria isimli bir şarkım var. Onu klibiyle birlikte bir düet olarak sizinle paylaşmayı planlıyoruz. Onun yanı sıra Sürgünün Çocuğu isimli bir şarkım var. Onun üzerinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir de Yüksel direnişinden dolayı tutuklanan Acun Karadağ ve diğer 7 arkadaşımız için bir şarkı yaptım. Onun da işte kayıtlarına başlamam gerekiyor. Onu da sizlerle yakın zamanda paylaşmak istiyorum. Anlayacağınız önümde ciddi yığılmış işlerim var. Ama ilk fırsatta tekrar sizinle Müzik Odam'da buluşup güzel türküleri, şarkıları sizlerle paylaşmak istiyorum. O zamana kadar sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.